sürekli bir şeyler çıkartıyorum ve ondan sonra sürekli bir şeyleri geri koyuyorum. Ve sonra diyorum ki buna gerek yok. Hayır, buna gerek var. Hayır, vazgeçtim, belki yerim falan. O yüzden şu anda son bir temizleme aşamasındayım. Artık valizin bu tarafını kapattım. Diğer valizi de kapattım. Bakalım artık son hali inşallah. Evet, artık kalacağım yere gelmemle beraber hazırlanışım ve odaya yerleşim de biraz başladı gibi bir şey. Şimdi zaten oda bayağı geniş. Bulgur pilavını seversin, pirinç pilavına. Hiç fark etmez bana. Evet, tamam. Derdeyiz. Şimdi yerleşmem gerekiyor biraz. Valizimi hazırlayacağım ve valizde şöyle bir sorun yaşadım ben. Bence herkes yaşıyordur. 30 kilodan 20 kiloya düşürdüler valiz haklarını ekonomi sınıfı için. Ben de ekonomiden aldığım için tabii ki. Bu düşmüş valiz sınırının mağdurlarından oldum. Hatta 3-4 tane pantolonumu dışarıda bıraktım. Sonradan alacaktım başka çantaya koyup. O çantamı evde unutmuşum. Pantolonum gitti. 3-4 tane pantolonum olacaktı. Şu an 2 tane falan var yani. Bu da demek oluyor ki pantolon masrafı. İkinci masrafımız şu. Bu kadar beyinsiz olunamaz. Şarj aleti almayı unutmuşum. Evde herkesin iPhone şarj aleti var ama yine de dışarı çıkarken falan kullanabileceğim bir şarj aleti gerekecek gibi görünüyor. O da biraz bir tık beni yoracak. Onun dışında şimdi hemen valizimi açıp yerleşmeye başlayacağım. Sonra size yerleştiğim şeyleri falan gösteririm. Böyle hafif bir oda turu gibimsi bir şey olur. Neler getirdim onları da görmüş olursunuz aslında. Bu arada normalde ben siyah renk bir deri ceket istiyordum. O yüzden hep böyle pembe ya da renkli şeyler getirdim. Onu bileceğim buradan alacağım. O yüzden siyah hiçbir şeyim yok. Bunu da aslında gelince fark ettim. Sadece hırkam var. Neyse artık. Evet, yerleştim. Şimdi masamın üzerinde, yatağımın yanında kamerayı, işte pasaportumu, cüzdanımı, parfüm falan koydum ve birkaç bir şey. Sonra buraya işte yüzüklerim, küpelerim, tabii ki bilekliklerim ve saatlerim yok. Çünkü onu unuttum. Kolyem, işte her zaman alacağım bir vitamin. Aynı zamanda işte kremler, 2-3 tane şal ve götürdüğüm makyaj malzemeleri. İşte birkaç tane tarağı da buraya yerleştirdim. Ve sonra. Şimdilik burada olan bir diş fırçası, diş macun var. Sonra banyo alırım diye düşündüm. Buraya tişörtlerimi koydum. Buraya pantolonlarımın üzerine kemerlerini koydum. Burada pijamalarım var ama şu an en nefret ettiğim konu evde giymeye normal kıyafet getirmemiş olmam. Her neyse. Altında da spor yapacaksam eğer işte tight might bir şeyler var. Yani ev kıyafetleri gibi bir şey. Tamam. Sonra şu dolabın yarısını aldım sadece. Burada ceketlerim. 3 tane ceket vardı, 2 tane yağmurluk vardı, 2 tane elbise, birkaç tane, 2 tane çanta. Her şeyden 2-3 tane falan aldım zaten. Şuraya şöyle bir poşetin içine çoraplarımı koydum ama galiba şöyle bir hurç alırsam eğer ona daha rahat ederim. Bunun içinde de iç çamaşırlarım var. Burada saç kurutma makinem var. Ve son olarak da şurada ufacık bir börmeyi aldım. Buraya ilaçlarımı, kablolarımı, işte günlük kullanacaklarım, şu saçma bir kahve var. İşte burada da alakasız işte çatal bıçak bir şeyler almışım. Onları koydum işte. Bence oldu yani. Şu an aşırı sığdım. Valizi de kaldırdık. Burada da işte bilgisayarımı koydum. Kitaplarımı. Zaten bir şaheseri var Kubilay'ın odasında. O yüzden bunlara asla dokunamam yani. Elim gitmiyor. Çok iyi çünkü. Ve burası da böyle bir oda diyelim. Yani anlayacağınız böyle bir odada, böyle bir şekilde kendimi yerleştirdim ve 3 ay boyunca burada yaşayacağım. Yani ben bir aile yanında kalmıyorum. Bizlerle teyzelerle tanışıyorduk normalde. Onlarla kalıyorum. Çok tatlı 2 tane çocuğu var. Burası hatta Kubilay'ın odası. Kubilay bana odasını verdiği için umarım sinirli değildir. Neyse, işte 3 ayım burada geçecek. Aynı zamanda dil okuluna gideceğim. Ama ben bir hafta erken geldim. O yüzden hem alışabilmek, biraz daha kulak dolgunluğum olsun istedim. Bugün bir yere gitmem diye düşünüyorum. Hem yorgunum hem yerleştim. Belki bir akşam ancak çıkabilirim. Ama yarın çevrede hem ihtiyacım olan şeyleri almam lazım. Hem de çevrede bir park var mı onu keşfedip işte sabahları spor yapabilir miyim bunu çözebiliyor olmam gerekiyor. Aynı zamanda bir Oyster kart aldım. Hemen gösteriyorum. Bu şey ya. Yeni Londra'ya geldim, ne yapıyorum videosu gibi bir şey oldu. Odaklı artık, ben makyaj vlogger değilim ama odaklayabilirsin bence ya. Bu Oyster kart ne yapıyor derseniz sizin ulaşım kartınız aslında, Londra'nın İstanbul kartı gibi düşünebilirsiniz.
Buraya haftalık, aylık ya da günlük olarak miktarlar yüklüyorsunuz ve ondan sonra ulaşımınızı kolaylaştırıyorsunuz. Ben haftalık deneyeceğim önce. Çünkü aylık tutarı ne kadar çok kullanırım, hangisi daha karlı bilmediğim için bir önce onu araştıracağım. Aynı zamanda GiftGap sim kartı aldım. GiftGap sim kartını web sitesinden alıyorsunuz. Aşağıya linkini bırakıyorum. Web sitesinden aldığınızda ya evinize sipariş ettiriliyor. Ancak ve ancak eğer gelecek bir eviniz, oteliniz ve hiçbiriniz yoksa sipariş etmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Sipariş ettiğinizde ücretsiz oluyor. Karta ücret vermiyorsunuz. Tabii ki içine para yüklemek ve o hattı kullanmak için para yüklüyorsunuz. Ama mesela Primark'lardan alırsanız her Primark'ta GiftGap varmış. Bilmiyorum. Bakacağım. Eğer doğruysa teyitleyeceğim size. Eğer oradan alırsanız işte 10 pound veriyormuşsunuz. Üzerine de uygulamasından kredi kartınızla ne kadar para yüklemenizi ya da hangi operatörün tarifesini seçeceksiniz onu kullanıyorsunuz. Ben her ay 25 pound vereceğim. 25 pound bir kullanım yapacağım. 25 GB aslında sınırsız internet ama 25 GB'a kadar kotalı. 25 GB internet işte 100 dakika 100 SMS gibi bir şey. Zaten benim için tek önemli şey internet. Aynı zamanda yanımda bir kullanmadığım telefon getirdim. Şimdi çıkartacağım sim kartı o telefona takacağım. Banka hesaplarım olabilir vesaire hepsi Türk telefon numaramı bağlı olduğu için 3 ay boyunca herhangi bir aksilik yaşamak istemiyorum. O yüzden SMS'lerim ihtiyacım olduğunda açabileceğim bir şekilde bir telefona kalsın istedim. Buna da bu şekilde bir çözüm ürettim. Şimdi bu maceranın en böyle soyut kısmı. Şimdi hiçbir şey bilmiyorsunuz. Çok da böyle her şeyi en başta anlatmak istemedim. Her şeyi yaşayarak anlatmak istedim aslında. O yüzden parça parça öğreneceğiniz, aslında benimle beraber deneyimleyeceğiniz bir süreç olmasını istiyorum. Umarım videoları beğenir ve sonrasında merak edip abone olursunuz kanala. Çünkü ben inanıyorum ki böyle hem keyifli, gidecekler için gerçekten bir rehber niteliğinde bir video serisi olacak bu 3 aylık serüvenim. Biliyorum size şey söylemiştim işte. İlk gittiğimde bir video çek ve o videoyu sizlere paylaşacağım demiştim. Tarihli bir şekilde televizyondan, internetten artık neyse o videoyu zaten çekeceğim ama şu anda yayınlamayacağım. Kendimi demoralize etmemek için zaten söylemiştim bunu da. Şu anda yayınlamayacağım ama aynı videoyu iki video haline getireceğim. Buradayken de aynı zamanda zaten ben Cambridge'de kullanacağım. Çünkü ben yabancı bir ailenin yanında yaşamıyorum. Hani yaşadığım aile Türk, bizimle tanıdıklarımız. Ancak çocuklar tabii ki yabancı konuşuyor. Yani İngilizce konuşuyorlar ama onlar da Türkçe konuşuyorlar. Benim böyle gün içinde de okuldaki pratiğimin dışında belki evde birkaç saat, birkaç dakika konuşabileceğim bir opsiyon aradım. O yüzden Cambridge'i de deneyeceğim. Ne kadar katkısı olur tam olarak bilmiyorum. Zaten olduğunda ne kadar olduğunu vesaire de söylemiş olurum. Başka ne söyleyeceğim ya? Yani o İngilizce konuşma videosunda da bütün serüven bittiğinde 3 ayın sonunda ilk konuştuğum videoyla, ki çok kötü olacağını biliyorum, lütfen dalga geçme demeyeceğim ki kendimle dalga geçiyorum, neyse. O videoyla en sonki videoyu birleştireceğim. Ve böylelikle siz yan yana iki şekilde, yani gidin o videoyu izleyin, dönün o videoyu dönün demeyeceğim. Aynı videoda iki halimde görüyor olacaksınız. Umarım bir değişim olur, olmaya da bilir. Çok da şey yapmak istemiyorum şimdi ama inanıyorum olacağına. Biraz daha fazla maruz kalmam gerekiyor çünkü. Yarın sabah çıkıp bornoz, işte saç şampuanı, makyaj temizleyici vesaire, onların hiçbirini getiremedim. Getiremediğim halde 20 kilo nasıl tuttu hala bilmiyorum. Ama benim tripodum çok ağırdı. Böyle bir şeyiniz olmayacağı için rahat edersiniz büyük ihtimal 4 kilo kadar. Kendiniz keşfedebileceğiniz kadar her şey açık ve net. Aynı zamanda telefonunuzun olması bence kaybolmamanız için yeterli bir sebep. Steam Mapper'ı indirdim ben. Steam Mapper'ı kullanacağım. Çevrim dışı özelliği de var. Yeni yerler ekleyebiliyorum, yerlere gidebiliyorum. Haritaları kullanabiliyorum. Overground, Underground gibi ya da Tube, işte ne bileyim, bus, hepsi. Bütün o toplu taşıma araçlarını kullanabiliyorum. Onu indirdim. Bir de aktif olarak onu kullanacağım. Bu böyle şey, benim hazırlanmış videoma şahit oldum diye anlattığım bir içerik oldu. Çünkü storylerime de böyle güzel dönüşler alınca ben çok mutlu oldum. Dediğim gibi bu video serisini merak eder. Hatta sadece merak etmek için gelmediyseniz, şu an seçerek bu videoyu denk geldiyseniz, sizin için bence verimli bir seri olacak. Çünkü ben ararken çok zorlandım. Her şeyi aramakta çok. Okulda, yerde, kalacak yerde, konumda, toplu taşımada, sim kartta, ulaşım kartı. Herkes o kadar farklı ve o kadar garip şeyler anlatmış ki birkaç tane yerden aldım. İşte mesela fil gezgin vardı, minik bavul vardı. Oralardan çok yararlandım. Sizlerle de paylaşacağım ama ben net bir şekilde size her şeyi söylemek istiyorum. Hem de bir öğrencinin bütçesine uygun bir şekilde söylemek istiyorum. Söyleyebileceğim şeyler bu kadar. Umarım 35 kere videoyu kapatmaya çalıştım. Umarım videoyu beğenirsiniz ve kanala abone olursunuz diyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bu arada videoyu da haftada 3 tane video atacağım. Bu da kanalınıza küpe. Yani abone olup o zili açarsanız 3 tane videoda haberdar olursunuz.